Kontaktörlerde bakır halka olmadığı zaman palet nüveyi bırakır diyoruz hep. Derslerimizde de anlatıyoruz veya kaynaklarda da okuyoruz bazen bunu. Bunun gerçekliğini araştıracağız bugün sizlerle. Bakır halkası olmayan kontaktörün davranışlarını inceleyeceğiz. Şu anda normal bir kontaktörüm var. Bu normal kontaktörüm şu anda enerjili değil. Yani çekik durumda değil. Ve tabii enerjili olmadığı için bobin akımı sıfır. Ve kontak çıkışlarına bakacak olursak osiloskopta kontak çıkışlarında da herhangi bir elektrik sinyali yok. Bobinime enerji veriyorum. Bobinim şu anda çekti. Bakıyorum. Bobinimin şu anda çekmiş olduğu akım 50 mA ve kontaklarının çıkışına osiloskop bağladık. Dikkat edecek olursanız. Ve çıkışına bakıyoruz. Şu anda tarama frekansından kaynaklanan yer yer gözükmeyen sinyaller olabilir. Bir şekilde düzeltmeye çalışacağım. Şu anda sinüsoidal bir çıkış alıyorum ben kontaktörümün kontaklarından. Yani şu anda kontaklar tam temas ediyor ve tam olarak sinyali de çıkışa yansıtıyorlar. Bu kontaktörümün biraz sonra bakır halkasını keseceğiz ve davranışını inceleyeceğiz. Kontaktörümüzü şu anda sökelim. İçerisindeki bakır halkayı bozacağız. Şu kontak kısımları şu anda bobini çıkaralım. Şu anda nüvesi burada. Gördüğünüz gibi nüvenin üzerinde bakır halka var. Bu bakır halkayı buradan çıkaramıyoruz. Çünkü çok yüksek pres güçlerinde buraya yerleştirilmiş. Çıkaramıyoruz ama yan keskiyle bu uçlarını keseceğiz. Yani bu bakır halkadan geçecek olan kısa devre akım yolunu keselim. Şu anda bakır halkanın akım yolunu ortadan kaldırdık. Yani bu bakır halka üzerinden bir kısa devre akımı geçemeyecek. Burada nüvemizin bakır halkasını kestik dikkat edecek olursanız. Bakır halkaların kısa devresini engellemiş olduk. Bakın burada bakır halka tam bir kısa devre halinde. Burada kesik. Burada yalnız tek sıkıntımız şu olacak. Bakır halka her ne kadar baş kısımlarından kesilmiş olsa dahi şu anda bunun içerisine yerleştirilmiş olduğu silisli nüveye birebir yapışmış durumda. Yani elektriksel olarak aralığında bir geçirgenlik var. Her ne kadar bu baş kısımların kısa devrelerini kesmiş olsak dahi şu silisler içerisinden yine buradan bir kısa devre akımı geçmesi mümkündür. Burada kesilmemiş bakır halkaya göre bunun içerisinden geçen kısa devre akımları daha az olacaktır ama yine de bakır halka eksik de olsa burada silisli saçlar üzerinden görevini bir şekilde görecektir. Şimdi yerleştiriyoruz nüvemizi. Kontak kısımlarını ilave ediyoruz üst kısma. Az önce bakır halkasını kesmiş olduğumuz kontaktöre şimdi enerji veriyoruz. Bakıyoruz şu anda enerji verilmediği için bobin akımı yok. Kontak çıkışları da şu anda sıfır. Herhangi bir elektrik sinyali yok. Enerji verdik. Öncelikli olarak sese dikkat edin. Kontaktörümüzde şu anda bir vızıldama şeklinde ses var. Akıma bakacak olursanız akımda küçük bir artış söz konusu. Kontak çıkışlarındaki elektrik sinyaline bakalım osiloskop üstünden. Şu anda sinüsoidal eğriyi tam olarak görmekteyim.
kontaktörümüzün içini söküp bakır halkasını keselim veya çıkaralım. Bakalım çıkıyorsa çıkaralım, yoksa yine kesmek zorunda kalacağız. Kontaktörümüz de aşağıdan sökülüyor. Şu anda dağılmasın. Şu vidaları toplu koyalım. Şu anda alt düğme kısmını çıkarıyoruz. Şu yayı. Şunlar alttaki yaylar. Unutmayalım. Yani üst palet iten yaylar. Bu da yataklık yapan yaylar. Şu anda bakır halkasını gördük. Şu anda bakır halkalarını görüyorsunuz. Onları keselim. Aslında yapılması gereken şey bu bakır halkanın olduğu gibi çıkarılması, ama demin de söylediğim gibi yüksek pres güçleri altında, kuvvetler altında bu halkalar buraya oturtuldukları için çıkartmakta oldukça zorlanıyoruz. Peki kestiğimiz zaman bakır halkayı yok mu etmiş oluyoruz? Aslında kestiğimiz zaman bakır halkayı yok etmiş olmuyoruz. Sadece etkisini azaltmış oluyoruz. Onun da nedeni şu. Dikkat edecek olursanız buradaki nüvenin saçları bakır halkayla temas halinde. Yani ben buradaki kısa devre akım yolunu kessem dahi bu kısa devre akım yolu nüve üzerinden, nüvedeki yollar üzerinden devresini tamamlamasını sürdürecek. Yani bu kısa devre akımı buradaki birbirlerinden her ne kadar bunlar yalıtılmış olsa da bu aynı saç boyunca akım yolu tekrar oluşacağı için buradan yine kısa devre akımları birbirler arasına geçiş sağlayacaktır. Ha, ne olacaktır? Kısa devre halkası tam olduğu zamanki gibi yüksek değerli bir kısa devre akımı geçmeyecektir. Biz şu anda bakır halkayı ortadan kaldırmıyoruz. Sadece etkisini azaltıyoruz. Şimdi daha büyük güçlü bir kontaktörün bakır halkasını kestik. Evet. Kontaktörümüze enerji verip daha büyük güçlü bir kontaktörde bakır halkası kesildiği zaman sıfır geçiş noktalarında nüveyi bırakıp bırakmayacağına bakacağız. Enerjiyi verdik. Şu anda bakır halkasını kestiğimiz kontaktörde paletli nüve arasında bir pencere açtık. Bu pencereden paletli nüvenin hareketlerini inceleyeceğiz. Kontaktörümüze enerji veriyoruz. Daha önce kısa devre bakır halkalarını kestiğimiz kontaktörlerle deneme yapmıştık, ama acaba kısa devre akımları nüvenin saçları içerisinden geçiyor mu diye aklımızda bir şüphe kalmıştı. Veya etkisi ne kadardı onu bilmiyorduk. Şimdi EMAS şirketinden kontaktör istedik. EMAS şirketi sağ olsun bize bakır halkası takılmamış nüveye sahip kontaktör yolladı. Şu anda normal bir kontaktör görüyorsunuz. Bu kontaktörün bakır halkası takılı. Önce bunu bir çalıştırıp inceleyeceğiz. Daha sonra bakır halkası olmayan bir nüve takıp tekrar aynı denemelerimizi yapacağız. Şu anda kontaktörümüze enerji veriyoruz ve kontaktörümüz çekti. Kontaktörün bobin akımına bakacak olursak, bobin akımı kontaktörün 20 mA. Kontak çıkışımızdaki elektrik sinyaline bakacak olursanız tam sizin söylediğinizi görmekteyiz. Kontaktörümüzü söküp içerisindeki bakır halkası olan nüveyi bakır halkası olmayan nüveyle değiştireceğiz. Söküyoruz. Şu kontak kısmı, bobin kısmımızı alalım.
bobin kısmını aldık. İçerisindeki nüveye dikkat edecek olursanız nüve üzerinde bakır halkaları görmektesiniz. Bu sıfır geçiş noktalarında palet nüvenin bırakmasını engelleyen veya bizim böyle bildiğimiz bakır halkalar. Bu nüveye dikkat edecek olursanız bakır halkaları sökülmüş. Daha doğrusu yok. Şimdi bu nüveyi değiştireceğiz yeriyle. Bobinimizi tekrar takalım. Takıyoruz şu anda. Şimdi yapacağız denemelerimizi. Şu anda taktık. Şu anda kısa devre halkası olmayan nüveyi taktığımız kontaktörümüze enerji veriyoruz. Kontaktörümüz. Çekmiş oldu halka. Amperlerde. Kontaktörü sinyaline bakacak olursak. Kontaktörü sinyaline. 2. kontaktör çıkışımıza osiloskopla bakmıştık. Sinyal çıkışında herhangi bir kesinti görmemiştik. Acaba osiloskopumuzun tarama hızı kontaktör kontaklarının açıp kapama zamanını yakalayamayacak kadar uzun mu veya o hassasiyette değil mi? Bunu anlamak için de şu anda kontaktörümüzün kontaklarına bir sayıcı bağladık piyasa üzerinden ve sayıcıda herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakacağız. Kontaktörümüze enerji veriyoruz. Evet, sayıcının değeri şu anda 1. Eğer kontaklarda herhangi bir açma kapama olayı gerçekleşseydi, bir titreşim olayı gerçekleşseydi sayıcı değeri çok daha yüksek değerlere çıkması gerekiyordu. Bugün 3 adet kontaktörle bir deneme yaptık. Kontaktörlerden 2 tanesinde bakır halkayı kestik. Ama bakır halka akım yolu acaba silsi saçları üzerinden devresini tamamlıyor mu diye bir düşünce vardı. 3. kontaktörümüzde hiç bakır halkası olmayan bir nüve ile deneme yaptık. Elde ettiğimiz sonuçları şöyle değerlendirecek olursak, birincisi kontaktörün bakır halkası olmadığı zaman kontaktör bir miktar daha fazla akım çekmekte. Bunlardan ikincisi kontaktörde bakır halka olmadığı zaman bir vızıldama, zırıldama şeklinde ses olmakta. Üçüncüsü ise bakır halka olsun veya olmasın nüvede kontakların çıkışında gerilim grafiğini osiloskopumuzda tam olarak gördük. Yani herhangi bir kırpılma yoktu. Öncelikli olarak akımda bir miktar artma varsa, bakır halka olmadığı zaman bir vızıldama varsa şundan söz edebiliriz. Nüve ile palet arasında anlık olarak çok küçük mikronlar mertebesinde bir açılma var. Çünkü bu açılma nedeniyle akımda bir miktar artma oldu ve bir ses çıktı. Eğer bu palet ile nüve arasında bir açılma olmasaydı bu ses çıkmayacaktı. Ama bu aradaki çok küçük ve anlık açılmalar kontaklara yansımadı. Çünkü bakır halkı olsun veya olmasın kontaktörümüzün kontak çıkışlarından baktığımızda sinüsoidal grafikte herhangi bir kesilme olmadı. Bu bize şunu gösteriyor. Bakır halka düştüğü zaman evet kontaktörümüz zırıldama şeklinde ses yapıyor. Palet nüveler arasında çok küçük mikronluk açılmalar olsa dahi bu açılma kontaktörün kontaklarına yansımıyor. Kontaklarda herhangi bir açılma söz konusu olmuyor.